Ama bugün yeneceğiz. Ama genel olarak lig genelinde mutluyum onlara. Busquets zamanında Nidalee oynayamıyordu. Şu an oynayabildiğini sanıyor. Karşımdaki eleman EU West Rank 1. Abi bu takım durdurulamaz bir takım ya. This match so easily. Bir de Emirhan'ın yeni saç kesimini konuşmamız lazım. Ben yorum yapamam ya o sete. Ben de yapacağım. Bana hevesle şey dedi. Güzel olmuş mu ya dedi. Böyle ne diyeceğim bilemiyorum, şey keko gibi olmuş dedim. Kime sorsa kötü cevap. Bana sordular dedim, fena salladım ya. Adam saç kesiminde görselden önce cebine düşündüğü için korkunç bir saç kesimine geldi aramıza. Herhalde en ucuz nasıl kesiyorsan öyle kes demiş. Bir daha bu videoyu izleyecek sizden sonra ve üzülecekler. Kalpsiz adamla, kalpsizler. Coğrafi şekilde. Kendi bile kesmiş olabilir bu arada. Şöyle yapsaydı sen zaten. Hayır, bu arada böyle yapsa daha iyi keser. Öyle diyeyim sana yani. Keko, nasıl? Güzel mi? Çok iyi duruyor saçlar. Teşekkür ederim. Şu hiç beğenmedi. Sabahtan beri fileniyor. Bombasın ya. Diyor ki hangi berbere gidip söyle gitmeyelim diyor. Övüyor sen yokken. Senin yokken savundum bak. Yüzüne kötü konuşuruz, arkandan savunuruz. Eyvallah abi. Busketler gibi değiliz. Busketliler. Buskete geri gitmek istiyor herhalde. Buskete geri gitmek istiyor herhalde. Çok ayıp. Şimdi şu arkadaşı bir zoom alalım. Yanına gel Mimirim göster. Saç kesimi nasıl olur? Çevir kafayı. Burayı da göster. Olay budur. Basayı master'ına karşı craft atacak bir Zerion. Kazanınca direkt sevmeyeceğim şöyle. Bir dakika, yoksa galibiyetten emin değil misin? Hayır. Yoksa. Hayır. Eski takımım oldu. Çünkü vebane. Ne oldu? Vefa borcum var o yüzden. Abi Busquets yenmiş, mal olmuşum yani. Şeyi düşünmen lazım. Adamların oynadığı ofisi biliyorsun ya. Yani şey demen lazım. Buna karşı oynadım. Ya ondan, neyini biliyorsun? Bir kişi bile yok sen gittiğinden beri aynı kişiler. Hayır, takım ortamını. Roster değişti, koç değişti, menajer değişti. Ya, kimse kalmadı içeride. Orada oynasan böyle, bir sezon geçirsen. Kapsülle yaşasan mı? Ya burada bileğin kırılıyor burada. Orada ne olur Allah bilir yani. Ligin belki de seninle birlikte en iyi koçu. Güzel yok. Bence bayağı hazırlıklı. Bayağı hazırlıklı. Ne düşünüyorsun? Japonya bir yüz gömlek galiba, onu saymadım. Japonya kazanıyor ya. Bence sadece koç değil, direkt bence oyuncular da ekstra performlar, bayağı iyiler. Hem genç yeni nesil, mutluyum onların adına. Ama bugün yeneceğiz. Ama genel olarak, lig genelinde mutluyum onların adına. Bir de evladı var içeride. Batu mu? Batu özellikle evlatlarımdan biri. Evlatları. O yüzden umarım başarılı olurlar ama bu maç değil. Çok kötü pozisyonda Fiesta öldü burada öldü. İlk kan Kalista'ya gidiyor. Skinz o da sıçraya attı. Armut geldi. Unforgiven da burada. Armut gelmiş bu arada. Burada büyük avantaj sağlayabilir. Nişancıyı aldı. Support'u da alacağız Armut sayesinde. Son iki maçtır TP'leriyle gümbür geliyor Armut. Engage yapıyorlar Zyra. Oğlum Carry damage yemedi. Aksine heal'lıyor. Leona'ya fokus oldu. Zeri burayı süpürecek. Armut yine güzel TP attı. Ama onları kovalayan sup oyuncuları var. Birisi şu Armut'u durdursun chat. İyi yanadım. Armut yavaşlattı ve bak, skoru da salıyor. Bırakıyor. İki skor birden buldu Papara SuperMassive. Hatta Fate de kötü bir noktada kalmış. Bu skoru bakalım kime bırakacaklar. Fiesta'yı bıraktı Skinz. 6-1 oldu maç. Yoksa minyonlar gelecek. Bu arada Zeri 10E'sinden W attı. Bak Varus ulti attı ve başladı burada. Fiesta'nın dikkat etmesi lazım sadece. Harika yakaladı Carry onu orada. Armut evinden alıyor fade'i. Unforgiven'ın canı daha yarıya erişildi. Geldi bakalım ilk defa ölecek mi Unforgiven? Ölmüyor. Burada 4'e 0 bir takas. What do you play today? Which champion? Handicap? Zeras. Zeras. Abi bu takım durdurulamaz bir takım ya. Bir adam Vayne diyor, diğer adam Zerat diyor. İmkansız direkt. Ömünün olduğu Fiesta şu minyonu olacak evet. Şimdi iki tarafta iki seviye. Taşla sıçrayı şöyle bir dürttü, doğrudan sıçra attı. Taş sıçralar birebir de İlkan Fiesta. Kaldığı yerden devam ediyor. Sıçrayla takip etti Galacticos. bu karşılaşmadaki ikinci skorunu almış oldu. Geri düştü. Skinz'in de hiç korkusu yok. Bir de çarpıda attı. Yalnız işi kullandı. Örgü duvarda buraya gelen de fenomenil var. Manyetik fırtınayı kullandı. Joxy güzel bir sıçra. Yalnız Ceren'den Braum sonra 3 kişiyi yakaladı Skinz. Halay çektiler burada. Armut vurmaya devam ediyor. 2'de 2. 3. skoru da alacaklar gibi. Ursi ilerleyişe zaman kazanacak ama 3. skoru Fiesta alacak. 2'de 2 yapan bir Armut. Bitti diyebiliriz. Fiesta yalnız rakibinin sinir uçlarıyla oynuyor. Joxy manyetik fırtınayı kullandı oradan. Ursi ilerleyiş Doğan Lükmü. Leon ultisi geldi. Defansif 2'deki yerden düşüremediler Fiesta'yı. Unforgiven skor almadı demişti. Fiesta çaça yaptı orada çaça. Unforgiven'ın skor gidiyor. Papara SuperMassive fenomenin üzerine agresif bir sıçra kullanımı gördük Unforgiven'dan. Dalya skorunda alacak gibi 3'te 3. Daha ne vereyim dayı sana? Tamam. Unforgiven geldi. Ben de katılacağım artık. Yeter dedi. Fiesta, how are you? I'm good. What do you think about Dark Passage? Maybe today match our ADC will carry. Oh, really? No, I will not carry. You are a good KD player and good player. Kardeşim ne diyorsun bu maç hakkında? Yeneriz ya dostum. Karşındaki eleman West Rank 1 ama fark eder mi? Ama bakacağız. Fark etmez. Bakacağız. Bizim şey nerede ya? Evet, bugün draft hakkında görüşlerin, düşüncelerin. Bugün bu arada 8 farklı senaryo var. İlk karmaşık. Evet, blue set çünkü. Şey böyle, her bir bana göre ban değiştiriyorum. O yüzden biraz farklı olacak, yük fazla. Bu adam gülüyor. Hava kasıyorum bile muhtemelen. Koç kolları göstermek için pozisyon değiştirdi ya. Artık... Evet, sırt verecek. Bu arada hatırlıyor musun? Bilerek giydi o. Bu arada tişört bilerek giydi. Arkasında da kedi resmi var. Sırt evet. Vermek için. Bakabilir miyim? Ne alakalı? Abi elini nasıl veriyorum? Ben ne alakalı derken veriyor. Veriyor ya. Seviyor. Şovu seviyor. Evet şef hakkında sen o kadar sallıyordun. Özellikle Nidalee çalışmış sonuçta. Bu skate zamanında Nidalee oynayamıyordu. Şu an oynayabildiğini sanıyor. Umarım Nidalee pikler ve kazanırız. Başka bir şey demeyeceğim. Bence Nidalee yetenek isteyen bir karakter ve şef uygun değil. Oy. Ağır. Daha demin ama gerçi bugün delusional'lık seviyesi üst düzey kendine. Bir gariplik var bu adamda. Daha demin Missing'den iyi olduğunu iddia ediyorduk. Ne diyorsun? Ne? Bugün maç hakkında. Dark Passage bence bizden sonraki en güçlü takım. O kadar. Diğerleri değil yani. Direkt Dark Passage. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Who is your favorite mid lane? Faker. Why? Just Faker. Fakir Ruben sonunda geldi. Bartol geliyor arkadaşından. Bu ışından işleri Fiesta öldükten sonra ışından attı. Bu arada Backlund direkt Fiesta'nın kafasına atladı ama Fiesta ikinci item'ını bitirdi. Biraz önceki savaşlara benzemez. Bu sol tarafta paramparça etmişiz. Ben Fiesta ile Backlund kapışmasına bakıyordum. Hemen geri alıyorum arkadaşlar. Backlund ölmedi. Ben sağ tarafı izliyordum. Armut üzerindeki üçüncü inhibitör mü değil. İkinci bu arada Armut ensesinden tuttu Backlund'u. Demek Bandal'ın topçusu sensin dedi burada. Zest bu arada eğer gerçekten fed olsaydı Zest, öyle de ezilmemiş olsaydı burada çok büyük iş yapardı ama onu bitirmiş bir Skinz Armut ikilisi var ve SuperMassive bu maçı kazanıyor. Bugün ikinci. Bilmiyorum. Rank 1 tokatlamaca. Aynen öyle. Braum'u blind atamazlar. Göstermiş olduk. Bir de set vardı. Uzun süren bir maç oldu. Senin de görüşlerini alabilir miyim genel olarak maç hakkında? Bir yerde yalnızca Baron'u iyi kullanamadık. Onun dışında oyun tamamen kontrolümüzdeydi. Braum kör seçim bayağı garipti. Ya, aldıklarından itibaren geleceğimizi biliyorduk. Sadece biraz sabırsız oynadık oyunu. Onun dışında iyi bir oyun geçirdiğimizi düşünüyorum. Dark Passage'a da şefle başarılar diliyorum. Böyle yani bu sezon görmedik. İlk defa parti gördük şu an biz official maçlarda. Var mı böyle başka şampiyonlar sakladığın? Var. Bir sürü var. Koçumuz oynamama izin verirse daha beklemeyeceğiniz çok fazla şampiyon geliyor. Teşekkür ederim. Unforgiven. Yeah. What do you think about Holy Phoenix? I think he's probably one of the best performing ADCs right now. No, you best KDA player. Yes. You're best KDA player. You? Best KDA player. Yeah, nice photos. Yeah. Evet, sen Farfetch hakkında ne düşünüyorsun? Bence Farfetch iyi oynadığı zaman çok iyi ama kötü oynadığı zaman çok kötü. Biraz Hilisengi andırıyor. Yani iyi oynamadığı güne denk gelirse gençleriz çok kolay şekilde. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Güveniyoruz. Yani... Evet, bugün draftta neler var hocam? Draftta özel bir şey yok yani, normal meta draft atıyoruz ama kazanıyoruz ve birinci bitiriyoruz. Bu arada bunu kazanırsak garantiliyoruz. O yüzden kazanıp... Garanti... Birinci... Bu adam ona hep gülüyor bu arada. Bak, böyle güzel sahneler. Günün konuları bak. Benim söylediklerime gülüyorlar. Konuşurken kasılıyorsun falan diyecekler. Sonra vücuttan falan bahsedip kas gösterecekler. Oradan bir şaka dönecek. Direkt bu nereden? Bir de Kerem son şey diyor. Draftımız ise kazanırız yoksa kayıp diyor. Günün özeti bu direkt. Ne diyor? Sanki Zeitnot. Ama Meganar yok, Kerry geldi en öne, Baron anında eridi. İşte Zyra'nın gücü chat. Ona rağmen savaş yapmak istiyor bence burada. Zyra ultimiz yok tabii ki, savaşı kazanabilirler. Direkt yok olan bir Unforgiven var. Fiesta'da bir kill aldı karşılığında, aşağı tarafı kesiyoruz. Meganar geliyor. Hasar vurabilen bir isim var. Meganar geldi bakalım, Armut. Holy öldü, Skinz kesiyor herkesi. Tamam, bu maçın MVP'si Skinz ya. 14 level. Oha! Bitkiye bak ne vurdu. Armut E'si yok, Q'su yok. Belki dolar. Öldü kayacı. Nasıl oldu ya? Ben de bilmiyorum. Hem de pasifi daha kolay aktif oluyor. Ama o da çok damage yedi. Tek atamadı. Holy'e bir yere HP attı tek Q'yla. Kerry inanılmaz tanklı yönde. Sadece bir kişiyi bağladı. Kerry öldü. Yan taraftan gelmiş bir Fiesta var. Ben daha yeni gördüm. 2 kill aldı. Burada Luana'ya ölecek bir Fiesta. W kullandı. Bakalım direkt. Direkt Holy'e gitti. Holy'nin kafasına atlıyor. E öldürecek mi? Hayır. Çiçekle öldüreceğim dedi. Son çiçek. Çok az bir canı var. Yine bir bitki. Skinz eğleniyor. Fiesta'nın yüzü gülüyor. What do you think about this match? So easily. First team and second team close but too far. Top gap, jungle gap, not mid gap, AD gap, sub gap so far. First team and second team match. Yeah. Oynamayı en çok sevdiği şampiyonlar. Leblanc. I love. And Ahri. I like. Ahri and Leblanc. Ahri and Leblanc. TCL hakkında ne düşünüyor genel olarak? So many fans and so good players in team. So useful league. Good TCL. Thank you. See you.